Ben birçok konuda İlber Ortaylı'yı tokatlarım bu arada. Yani çok bilmiyorum, fazla mı iddialı oldu ama hani İlber Ortaylı'nın bilmediği çok şey biliyorum ben. Büyük ihtimalle olabilir. Niye olmasın ki? Onu söyleyeyim. Doğru platformda. İlber Ortaylı'nın bildiği konular var. Evet evet, yani bildiği konular var. Devamlı onlardan konuşuyor. Onun dışındaki ama birçok konuda İlber Ortaylı'yı tokatlarım. Öbürü, onun ekürisi kimdi? Celal Şengör. Celal Şengör tamam, jeoloji olabilir. Toprak Kort'ta iyidir. Yani onun dışındaki alanlarda hava tokatlarım. Tabii canım, kimisinde kapışırsınız. Kimisinde o şey yapar, geçer seni. Beni geçtiği birçok alan olabilir ama yani totalde ben tokatlarım gibi geliyor yani. Çünkü çok alan var abi hayatta yani. Kendi alanına saygım büyük. Onun dışında ama bir yarışırım yani. Yani bir bakılması lazım, da, bir kapışmak lazım ya, bir denemek ya lazım. İşte onun alanında da bir iki şey okusam, onun alanından da iyi puan alırım aslında. Ama benim alanımda mesela şey yapmamış yani. Üç tane kitap okusan ya da onun yazdığı kitabı okusan mesela, en azından bir yetmişlik olursun yani. Evet evet. Onun yazdığı kitabı okusan, aklında kalanlar da onun bildiğini zaten 70'ini 80'ini öğrenirsin. Bir de senin bildiğin var başka konularda. O zaten o kitapta bitti yani. Birkaç tane kitap okudun onu, bitti zaten. Zaten başa başa oldun evet. Yani başa başa olmasın da %60 oldu yani. Tamam işte yani iyi bir deplasman sonucu elde edersin oradan. Aynen, sonra kendi evinde de yeneceksin. Senin kitabın sonra yok çünkü. Sonra kendi evinde taraftar desteğiyle. Senin kitap yok yani, sen bilemezsin ne bildiğini. Aynen, benim bilgimi ediremez de yani benimki şey. Seninki parça parça oradan buradan. Aynen öyle. Şey sorarım ona. Anime sorarım. Bilemez. He. Oyun sorarım. Bilgisayar oyunu. Yani. Bilemez misin? Bunları bilme şansı yok. Jim Carrey filmi sorarım. Apışır kalır. Ya biliyorsa. Ya bile de bilir de tamam da yani. Hani büyük ihtimalle bilmiyordur. Mühendislik biliyor mudur lan? İlber Ortaylı mı? İlber'e aynen. Bilmiyordur. Sanmam. O zaman mühendislikte ben tokatlarım ama. Tokatlarsın. Ben mühendisim. Kodlamam. Kod yazarsın. Çok temel kod yazarsın mesela. Hesap makinesi yaparsın. Hani en giriş böyle. Hello World yazarsın şeye. Apışır kalır şey. İlber Ortaylı. Aynen öyle. Ya benim mesela tarihte şamarlar. Tarihte şamarlar. Ama şöyle bir şey var. Ben zaten tarihimle iddialı değilim zaten. O tarihine güveniyor. Ama ben zaten oraya güvenerek çıkmıyorum yani oraya. İlber Ortaylı tarihine güveniyor. Ben yani zaten güvenmediğim alanda bu tarih yani, anladın mı? Doğru alana odaklanırsan yenebilirsin yani. Ya ben ona güvenmiyorum. O ona güvenecek şimdi, gelecek. Ben bilgeyim diyecek. Çok tarih biliyorum. Gelecek. Ama sen tarihi boş bırakacaksın. Tarih boş. Aa, matematik mi? Fen de. Tarihte bu yendi falan gibisi. Matematikte bu yener. Matematikte evet. Çok net şamarlarım ya. Abi ya farklı kategoriler belirlenir. İyi midir işte, lan matematik? Fen alanında ya matematik biliyordur. Ya bilmek yani ayrı. Sonuçta o kadar uzun süre tarih okusan unutursun matematiğin belli şeylerini. Yani hızlı işlem yapamıyordur. Söyleyeyim yani zamanında çok iyi çarpma işlemi yapıyorsa bile ben bugün zannetmiyorum. Bugün aniden sorsan şeyli mesela 9'lu çarpmaları sorsan hani 9 çarpı 7 falan desen böyle bir karıştır ulan 54 müydü 63 müydü falan diyebilir yani. Tabii biz bir saniye gecikse zaten geçersin. İyi de bak fiziki olarak da geçersin mesela. Yarışmayı şey yapsan, butona basmalı yapsan mesela. İlber Ortaylı harekete geçene kadar şey yapıyorsun. Butona basıyorsun. Hepsine geçiyorsun İlber Ortaylı. Ya o anki yüz suratındaki ifadeyi görmek isterim ama tarihte böyle. Aha geldik şimdi halledeceğim seni falan diyor ama bilmiyor ki yani ben zaten tarihi boş bırakacağım. Zaten tarih bilmiyor. Tarih ya, tarih genel kültür abi, tarihte bir şey yok ya. Bilmiyorum ya, ben uzun zamandır tarih düşünmedim. Tarih zaten öyle düşünmeyle bulunabilecek bir şey değil oğlum. Araştırma yapman lazım ya.